Hayırlı günler diliyorum değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere Kriz Masası özel programında çok değerli ve çok özel bir konuğu ağırlamak üzere huzurlarınızdayız. Ve Türkiye'mizin o kadar da özel konularını görüşeceğiz kendileriyle. Profesör Doktor Sayın Burhan Kuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, Türkiye'nin çok yoğun meseleleri yaşanıyor ve Türkiye 10-11 yıldır aşağı yukarı kendini bu kadar üzecek hadiseleri bir arada yaşamadı. Doğru. Bu hadiseler sadece siyasi olmakla kalmıyor. Türkiye ekonomisi, halkın sosyal hayatı, aile içindeki huzuru, aile içinde değişik görüşlere, değişik siyasi inançlara sahip insanlar arasındaki ikilem, doğru, ve anlaşmazlık ve didişme ve hatta kavgaya varan böyle çok gergin bir havaya girdi Türkiye ve bunu Türkiye'yi 11 yıldır idare eden hükümet yapmadı tabii. Doğru. Yani böyle bir hükümetin böyle bir şeyi yol açması, sebep olmasa düşünülemez, mümkün değildir. Böyle düşünmek de vicdansızlık olur. Bu neden böyle oldu bileceğiz, öğreneceğiz sizin açıklamalarınızda, ama ben öncelikle demokratik reformlar konusu var gündemde, biliyorsunuz. Anayasa, Türkiye sivil bir anayasa yapamadı. Çok adil ve dünyada belki de hiç örneği görülmeyen bir parlamenter adil paylaşım komisyonu oluşturuldu. Buna rağmen yani bir yere varılamadı. Maalesef bir sivil anayasa ufukta görünmüyor gibi veya en azından biz öyle görüyoruz. Acaba demokratikleşme konusunda ve demokratikleşme paketi, yeni hazırlandığı bilinen paket hakkında ve Türkiye'nin genel havası hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Buyurunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum Hüseyin abi. Şimdi nereden başlayacağımı gerçekten kestiremiyorum. Yani Türkiye inişli çıkışlı, engebelli bir süreçten geçen bir ülke. Yeni de değil. Yani bizim bulunduğumuz bölgenin konumu buna müsait. Tarihi birikimimiz buna müsait. Değerlerimiz, özellikle farklı değerlerimiz buna müsait. O yüzden de bu bölgeyle uğraşan çok. Bu bölge öyle hani kendi haline bırakılacak, yönetimi başıboş bırakılacak bir konumda ve durumda bir ülke değil. Ben bazen düşünüyorum, 25 büyük peygamber, 124 bin olarak rivayet edilen diğer peygamberler neredeyse tamamı bu bölgeye gelmiş tarih kitaplarına ve efendim siyer kitaplarına baktığımız zaman. Demek ki bu bölge çok özel, çok farklı, çok hassas, çok değişik yapısı olan bir bölge. Dünyanın burada gözü var. O yüzden zaman zaman ben hani rahmetli Cevit koalisyonları örnek verirken İsveç, Norveç, Danimarka oralar örnek verirdi. Derdi ki ya işte oralarda bakın koalisyon var, bizde niye olmasın filan gibi. Güzel de yani orada 4 milyon 5 milyon toprak nüfus, Konya kadar toprak, efendim yani başında PKK yok, Esad yok, Fesat yok, Saddam yok, bilmem ne yok. 70 bin dolar kişi başına Avrupa Birliği'nin zengin ülkeler. Şimdi alıp sen onun yönetim biçim şeklini tam bizim buraya oturtamazsın. Bununla mukayese etmek doğru değil. O zaman demek ki bu bölgede istikrar gerekiyor. Şimdi bakın, dikkat edin, demin güzel bir şey söylediniz. Hükümetten kaynaklanan bir tablo olmadığı halde ekonomide kırılganlıkla yaşıyorsunuz. 2008'de dünya yandı. Türkiye efendim başbakan teğet geçecek dedi. Şaşırdı iş dünyası, hakikaten teğet bile geçmedi neredeyse. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde efendim o günden kalma kriz hala devam ediyor. İspanya'da efendim %26, bir o kadar Yunanistan'da, bir o kadar Portekiz'de işsizlik oranları var. Bu ülkeler güya Avrupa Birliği'nin bilinen belli zengin ülkeleri. Demek ki Türkiye'deki, hadi onlar belki yönetimden kaynaklanan bir takım krizde ya da dünyadaki genel krizin yansımaları. Bizdeki bu son krizin
bundan bir alakasını da göremiyorsun. Bence evvela istersen buna bir şey yapalım, sonra da anayasa ile ilgili bölüme geçelim. Şimdi Türkiye'de niye hep zikzaklı gidiyor? Demin dedim ya, yani hakikaten hani kutsal topraklar lafı belki biraz farklı şey, ama bu bölgenin etrafı ve bulunduğu yerler hakikaten övülmüş topraklar. Yani öyle, öyle. İnancımız gereği de öyle. Şimdi öyle olunca buralarla uğraşan demin dedim çok. Şimdi şu Kurtuluş Savaşı yıllarına, ondan önceki dönemlere bakıyorsunuz. Osmanlı'nın son dönemlerinden bu tarafa yönetime gelen insanlardaki kimi sıkıntılar nedeniyle evvela bu çöküntüler başlamış. Şimdi çöküş şeyi olarak tarih kitabını açıyorsun. İkinci Abdülhamit Han'ı yerden yere vurur. Ben de diyorum ki ikinci Abdülhamit Han gibi büyük bir efendim padişah 30 sene bir karış toprak vermeden bu bölgeye ve bu imparatorluğu ayakta tutamamış olsaydı, bugün hani bel bağladığımız ve gerçekten de katkısını inkar edemeyeceğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün efendim yetişmesi, yaşaması, büyümesi, belki bu manada belki çok da erken Birinci Dünya Savaşı gibi savaşta başlayacaktı. Atatürk zaten belki daha çocuk yaşlarda olacaktı. Bilmem, anlatabildim mi? Yani her şeyde bir hayır aramak lazım bir anlamda. Ama ne oldu? İşte o Jöntürkler dediğimiz memleket yönetmekten aciz İttihat Terakki'nin adamları sadece şey var. Ben bugün bizim biraz muhalefete benzediğim, onu o zaman da alınıyorlar. Bu hükümet gitsin. O zaman da Abdülhamit gitsin diyor. Peki ne yapacaksın? Hele bir gitsin bakarız. Öyle bir şey yok. Hele bir gitsin bakarız. Yani gemiden kaptan bir insin. Peki sende kaptanlık var mı? Hele bakarız. Öyle bakarız olacak bir şey değil. Fırtına. Ne oldu? İşte Abdülhamit Han'ı indirdiler. Ki bunlar tarihten, bugünden çok farklı şey. Tarih tekerrür sonuç olarak. Hep aynı şeyleri yaşıyor toplum. Efendim, Balkanlarda Hristiyan arasındaki o kavgalar vardı. Ortodoks, Protestan, Katolik birbirini yiyordu. Abdülhamit Han da biraz siyaseten çok üzerine gitmiyordu bunun. Bunlar zannettiler ki Abdülhamit Han azinden bu işler oluyor. Efendim, Abdülhamit Han'ı indirdiler. İndiren kim? Ermeni, Yahudi bilmem gibi 3-5 tane böyle gayrimüslim, gayri Türk, Osmanlı tebaası ve milletvekili. Orada Abdülhamit'in bir sözü var. Bu koca imparatorun sonunu getiren, ki son hakikaten ondan sonra geldi. Ondan sonra geldi. Sonunu getiren, benim hallimi gerçekleştiren, bu belgeyi bana takdim edecek, verecek içinizde bir Türk Müslüman yok muydu dedi. Bugün yaşanan bundan farklı değil, açık söylüyorum. Aynı şeyler. Yani uğraşan aynı ekipler ya. Efendim, ve indirdiler. 6 ay içerisinde efendim onlar gittiler. İlk işleri onları barıştırmak oldu. Abdülhamid Han'a haber gönderdiler. Dediler ki senin o halledemediğin ihtilafları bir çözdük. O da iyi bilmem affedersin yemişsiniz dedi. Anadolu tabiriyle. 6 ayda çökecek orası dedi. İşte 1911 Uş Anlaşması, Trablusgaz, Bingazi gitti. 1912 Balkan Savaşı, Balkanlar gitti. Çünkü adamlar birleşince ayrımcılık başladı bu sefer. Ulan biz berabermişiz, Osmanlı'da bizim ne işimiz var gibi. Hasıl 1914 Birinci Dünya Savaşı, imparatorluğun sonu. Peki sonu ne oldu? Ha, sonu şu oldu. Bugünkü topraklarımızın tam 25 katını kaybettik. Bu millet duysun bunu. 25 kat toprak gitti. Bir parça kaldı, onun için çekiştiriyorlar sağdan sonra. Ha, bugün başımıza gelen ne? Çok şeye gitmeyelim. Menderes'i yaptılar, Özal'a yaptılar, bilmem ne yaptılar. Milli duran herkese bunu yapmaya kalkıyorlar. Geçen gün bizim aday tanıtım efendim toplantısı vardı. Sayın Başbakan konuşuyordu. Orada bir pankart gördüm. Çok hoşuma gitti. Diyor ki Menderes astığınız zaman diyor çocuk doğmamıştım diyor. Özal'ı zehirlediniz diyor. O zaman çocuktum diyor. Şimdi diyor Tayyip Bey'in dönemi diyor. Büyüdüm. Olanların farkındayım. Bunu sana yedirmeyiz diyor. Şimdi baktığın zaman hakkı aslında iyi bir mesaj. Şöyle ya da güzel özetlenmiş bir pankart gördüm orada. Hoşuma da gitti doğrusu. Esasen burada milli duruş sergileyen insanlara bölgede efendim huzur vermiyorlar. Peki Tayyip Bey'in suçu ne? Tayyip Bey'in bana sorduğu en büyük suçu milli duruşudur. Diyor ki kardeşim ben bu memleketin menfaatlerini gözetirim. Öyle efendim Amerika'dan talimat gelecek, sen yap. Öyle dönem bitti artık diyor.
Şimdi birkaç tane örnek vereyim size. Mesela bunlardan birisi diyelim Suriye politikası, Mısır politikası. Farklı çizgiden gitti Türkiye. Efendim orada gezin halkın yanında değil, dövenin yanında yer almaları arz edildi. Onun sebebi ne? Gayet basit. Onun sebebi Avrupa ve Amerika'nın başlattığı bu bölgede hakim olmayı öngören bir Arap Baharı başlattılar. Ama Arap Baharı zannetti ki bunlara halk demokrasi gelir ama gelirse de bizim adamlarımız gelir. Baktılar ki şöyle değil. İslami hassasiyet olan efendim gruplar gelmeye başladı. Mursi'dir orada efendim Cezayir, Fas, Tunus'taki gelişmelerde bilmem nedir filan. Ha bunları görünce baktılar ki bu Arap Baharı bunlar için kışa dönecek. Hemen bunun önünü keselim diye düşün Dışişleri Bakanı Amerika'nın efendim yeni gelen Sisi'ye destek veriyor ve diyor ki gerekçeye bakın ya benim kanım dondu. Efendim diyor buradaki halk diyor darbeye diyor belli bir bölümü diyor istemiştir diyor. Böyle bir şey olamaz. Dünyada böyle bir gerek olamaz. Amerika'nın Dışişleri Bakanı bunu söyle adamın kanı doluyor ya. Demek ki menfaat geldiği zaman işin içine bunu oluyor. Bugüne kadar dünya şunu yapmış. Bir yerde bir dayak mı atılıyor birine? Bakıyor. Benden mi? Ondan mı? Bizden mi? Sizden mi? Müdahale edersen bana ne getirir? Ne götürür? Petrol nereden geçiyor? Doğalgaz nereden geçiyor? Basket nereden geçiyor? Hesap hep buna göre yapılmış. Hala da buna göre yapılıyor. Ben dünyanın geleceğinden korkuyorum Hüseyin abi. Hakikaten korkuyorum. Niye korkuyorum? Çünkü bakın köylerde kavga çıktığı zaman büyükler araya girerlerdi. Çekilin ulan filan derlerdi. Millet utanır bir kenara giderdi. Büyüğü olmayan köyde kavga kimse durduramaz. Bugün dünyanın büyüğü kalmamış. Amerika'sı menfaatte, Rusya'sı menfaatte, Birleşmiş Milletler evlere çendikçe. Dünyadaki ölenlerin hesabını peçetelesini tutuyor. 180 efendim %80'i Suriye'nin göçmen olacakmış önümüzdeki yıllarda. Ulan ona ben de biliyorum. Sen ne yapıyorsun peki orada? Kimyasal silah kullanmış. Adam geçen gün malum efendim 55 bin insanın ölümünü gösteren 11 binden fazla fotoğrafla yayınlandı. Dehşet bakamıyoruz. Film seyredir gibi dünya buna seyrediyor. Birleşmiş Milletler buna da 5 sene daimi üye efendim veto hakkı vermiş. Bakıyor İsrail aleyhine gidiyorsa Amerika veto diyor. Güneydoğu'da belli yerler işte Suriye, Mude bilmem ne şeyse Suriye veto diyor, şey, Rusya veto diyor. Alsın efendim. Peki karar 200-203 ülke var dünyada. Öteki ülkede niye var o zaman adama sorarlar. Ha? Burada işte başbakanın diyelim bir duruşu bu. 5 tane devlet bunu yönetemez kardeşim diyor. Yenine yazılsın diyor bu tarih. Çöp sokuyor şeylerden. Bir bu. Davos meselesi. Şimdi Davos'tan sonra oradaki duruşu başbakanın Türk insanının efendim itibarını gerçekten güçlendirdi. Bizim pasaportumuz birçok yerde çok rahat geçer oldu. Geçenler bir iş adam anlatıyor. Tunus'a gittim diyor. 25 tane işçi götürmüş. Koymuş oraya masaya şeyleri. İşte pasaportları. Orada da diyor oturan bir şişman bir şey var diyor bir polis. Oradan bak diyor geldi diyor sinirli bir şekilde. Bir aldı diyor elimizden o pasaporta gitti içeri. Eyvah dedim diyor biz gene gittik. Eskiden çünkü Türk pasaportu geldi mi ekşi suratlar gene mi geldi bunlar filan başımızın belası filan gibi. İşte öyle bakın sen de çok gittin geldi yurt dışında biliyorsun. Öyle bakılır. Efendim eyvah dedim diyor içeriden geldi adam. Hepsine bir baktım giriş vermiş bize diyor. Biraz Arapçam var diyor gittim. Teşekkür ettim. Hayırdır dedim diyor böyle yapmazdınız. Çok konuşma one minute dedi diyor. Yani ondan aldın yoksa sende bir şey yok. Oradan aldın dedi diyor. Şimdi bunlar dik duruşta. Tabii bunların faturası olacak. Yani bunları yaptık. Efendim ah her gelene kafa tutuyoruz. Ah da ne güzel değil. Onun bir arkasındaki başa gelecekleri de göğüs diyerek yapacaksın. Bir örnek daha vereyim. Efendim Çin meselesi şimdi. Efendim nedir o? Dedi ki başbakan gerekirse bir Şangay Mangay falan da gireriz. Avrupa Birliği ile alakalı olarak. NATO ülkelerinden füze bilmem şey alalım dediler. Efendim imzalayalım. Adamlara baktık diyor ki ben bunu veririm ama diyor ben bunun kitabını sana bunun efendim yapılış bilmem nelerini işte şeylerini vermem diyor. Projesini bilmem nesi. Peki bunun devamı nasıl gelecek nasıl olacak ben bunun kodlarını bilmiyorum. Yarın sen bunu farklı kullanırsan filan. Çin diyor ki ben diyor bunu verdim bütün kodlarını da veririm sana ne lazım. O zaman gittik Çin'den aldık. Vay NATO ülkesi sen nasıl alırsın? NATO ülkesi sen bana niye güvenmiyorsun kardeşim? Sen bana niye güvenmiyorsun? Beraber anlasa şey yapacaktık. Sen demek hala beni farklı yerlerde görüyorsun. Yani şeyin esası bu. Ha bunlar birikti. 17 Aralık operasyonu arkasında bütün bunlar var.
Tayyip Bey'i indirme, Tayyip Bey'si bir AK Parti dönemini burada sağlama, efendim Tayyip Bey gitsin, kim gelirse gelsin, AK Parti olur, başka bir parti olur. Mesele buradaki işte o milli duruştur. İşin öz esası da budur. Ha efendim buradan tabii iş geldi, dolaştı 17 Aralık da efendim bir operasyon. Efendim deniyor ki ya bir başbakanın çocuğu, efendim müşte bir bilmem bakanların çocuğu hesap veremez mi? Tabii ki verir, gayet doğal. Yani yolsuzluk varsa, hırsızlık varsa, başka bir yanlışlık varsa yasa karşısında hiç bırak partili ve biz buna sahip çıkmayız. Bunu zaten başbakan da söylüyor, biz de söylüyoruz. Yani burada bir sorun yok. Şimdi bu yolsuzlukla alakalı iddianın o bölümünü bir kenara koyalım. Bu bölümü esas önemli bence. Çünkü bak bunu ortaya çıkaranlar 1,5 sene önce bitirmişler bu olayı. Burada tutuyorlar masanın altında. Niye bugün çıkarıyorsun? Yani bir adamın hırsızlıktan yargılanması için ha şu bardağı burada almış götürmüş, ha bu telefonu götürmüş, ha buradan başka bir şey götürmüş. İzinsiz, başka fark etmez ki. Yani bunun çok götürmekle çoğu da, ceza da çok öyle bir artmaz. Bunun miktarla alakası yok. Sırsı işlediğin zaman işte hırsızlık hırsızlıktır sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu kadar milletin malının yenilmesini onlar dille söylüyor. Madem dosya bu kadar kötüydü. Neden beklettiniz? Ha niye beklettiler? Çünkü burada devletin parasının çarçur edilmesini önlemek değil. Asıl mesele, asıl mesele kumpastır. Nasıl yaparım da ben bu hükümeti güç duruma sokarım? Bütün mesele bu. Efendim beklediler, bunu ortaya çıkardılar. Geçen gün bir yerde gene söyledim. Dedim ki ya bakın sabahleyin kalkıyorsunuz. Efendim bu memleketin başbakanı çocuğu, efendim işte diyelim İçişleri Bakanı'nın çocuğu, Adalet Bakanı çocuğu diyelim, bu bir varsayım olarak söylüyorum, içeri girmiş. Sabahleyin kalkıyor bu saydığım üç, iki bakan, bir başbakan. Allah Allah, çocuklar evde mi? Çocuklar nerede? İçeride. Gazeteler yazmış. Operasyon gizli yapılıyor nihayet. Aldın götürdün. Şimdi iki tane okuma biçimi var bu hadiseyi. Bir, gelişmiş, çok çok gelişmiş ülkelerde denebilir ki ya bu olur kardeşim. Başbakan ayrı, çocuğu ayrı. Varsa bir şey çeker cezasını, yatar çıkar. Yani, tabii İspanya kralının kızı yargılanıyor işte. Verdiği onu diyoruz tabii. Yargılanır. Tabii. Böyle olur. Bu normal. Bu alkışlanır. Bakın. Orada alkış. Ama Türkiye'de gibi ülkeler oldu da, ama bu şu demektir. Efendim ey işte başbakan, ey bakanlar neyse, ben seni can evinden vururum. Gerekirse seni de götürürüm. Bu aslında gözdağıdır. Bunun öz esası budur. Bunu böyle okuyacaksın. Ondan dolayıdır ki Türkiye'de bu operasyon konusunda Sayın Başbakan işlerini çabuk tutup bu meselenin, bu siyasi boyutunu, özellikle gerçek hedefinin bu olduğunu görerek meseleyi el atmak durumunda kalındı. Yoksa bir şeyi kapatmak falan meselesi değil. Gez olayının devamı. Açık söylüyorum. Gez olaylarında neydi bakın, o İttihat Terakki'nin, malum İttihat Terakki diyorum, şeylerin senet ittifakı yapan ayanların Üsküdar'a askerle gelip oturması var. İkinci Mahmut, üçüncü Selim'le pazarlık yapıyorlar. Çadırlarını kurmuşlar, silahları da var, askeri de var filan. Adam devlete kafa tutuyor resmen karşı. Efendim gelmiş oturmuş oraya. Şu olsun şu olacak, bu olsun bu olacak filan. Aynı. Ne diyordu Bülent Arınca o? Efendim Sayın Başbakan yurt dışındayken görüşen gezinin liderleri, öndeki gelenleri, bir, üçüncü köprü yapılmayacak. İki, üçüncü havalan yapılmayacak. Üç, Kanal İstanbul yapılmayacak. Bu vali alınacak. Bu emniyet müdürü gidecek. Buna söylüyorlardı. Bu sadece laf diye bunu dediler. İmzala diyorlardı. Başbakan döndü, içinize bak olan dedi. Bu nereden çıktı? Böyle şey bu. Burası çocuk oyuncağı. Ha, şimdi niye devam ediyorum bakın. Oradaki neydi? Dikkat et. Neler istiyorlar? Türkiye'nin bantel olan 43 milyar dolarlık yatırımının durmasını istiyorlar. 17 Aralık'ta bakıyorsun, o gün yapamadıklarını 17 Aralık'ta onu yapan iş adamlarını içeri götürüyorlar. Hocam bu o safhada... işi, o iş alanları, bakın o iş alanlı 41 iş adamını içeri götürüyorlar. Havalanını, yolu yaparı bilmem ne içeri götürüyorlar ve Allah'tan üst mahkeme durdurdu da. Şimdilik onların tüm malları el konmuştu. Evet. Yazık yani, arkasında işte Almanya, Malmanya bilmem ne, Frankfurt havalanının bitmesi, bu havada yapıldığı zaman. Yani biz olayın sadece şu tarafını görüyoruz. Arka planı ben anlatmaya çalıştım burada, evet, biraz. Hocam tam burada benim bir soru sormam lazım. Hı. Belki de hoşunuza gitmeyecek bu soru, evet, ama ben soracağım onu. Çünkü kamuoyu değişik düşünceler taşıyan bir yapı gösteriyor. Hı hı. Şimdi bu olayları, bu darbeyi, bu işleri planlayanları
Yani bir paralel devlet diye nitelendirdiğimiz bu yapıyı, bu yapı neyse, hı hı, devlet içinde böyle bir devletin oluşmasına Sayın Başbakan'ın liderliğinde ve sizlerin görev yaptığınız bu güçlü parlamento yapısı içinde nasıl muvaffak olundu? Yani sanki hükümet bunları şimdiye kadar görmedi, bunlara bu fırsatları verdi de tam darbe yapacağı sırada mı bunlara karşı faaliyete geçildi? Şimdi, yani bu çok önemli, çok bir şey. Çok önemli, güzel yani bir soru. Ben bir programda dedim ki, yani ben şahsen vatandaş olarak Sayın Başbakan'ı da suçluyorum dedim. Evet. Niye? Çünkü bunlara bu imkanı o verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, her şeyinden Sayın Başbakan sorumlu dedim kendi kendime. Evet. Bunu ona haksızlık anlamında söylemedim. Anladım. Yani ona bir hakkım yoktu. Ona bir hakkım yok. Çünkü sıradan vatandaşlar böyle düşünüyor. Evet, evet. Yani iş bu noktaya geldi. Dolayısıyla bu paralel yapı denen şeyin bu kadar devletin can evinden vurulmasına teşebbüs edecek kadar güçlenmesi hadisesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu yani Abdülhamit dönemindeki gibi Türkiye'yi çok kötü bir duruma götürebilecek bir güç müdür ve böyle bir şey var mı? Böyle bir tehlike var mı önümüzde? Çünkü önümüzdeki seçimler çok kritik seçimler. Tabii, çok. Yerel seçim olmasına rağmen vatandaş seçimini buna göre yapacak. Tabii, buna göre yapacak. Evet. Tabii, çok. Şimdi efendim, çok doğru ve güzel bir soru. Yani ben bir şey anlatayım bir anımı. 2000 kaçtı o sene? Yani şeyin, Hakan Fidan'la alakalı bir soruşturma başlatılmıştı malum. O zaman özel yetkili mahkemelerin yapısı ve tutumu başbakanı rahatsız etti. Ben orada gördüm. Çünkü başbakan o zaman dedi ki, bunun sonunda geleceği nokta benim. Hakan Fidan işin kılıfı, asıl hedef benim. Ve orada uyandı. Şimdi tabii belki olay bugün patlak verdi ama bu olayın arka planındaki gelişmeleri başbakanın tabii bilmemesi mümkün değil. Yani evvela onu söyleyelim. Mesela şimdi olay 17 Aralık'ta oldu ama bundan ben bir sene öncekini söyleyeyim. Evinde, bürosunda vesaire, çalışma ofisinde yapılan aramalarda evvela polisi çağırdı. En yakın kendisini koruyan polisleri. Bir arama yaptırdım ofislerinde. Bir şey yok efendim dediler. Demek ki bir şüphesi vardı ki başbakanın. Bu sefer efendim istihbarattan elemanlar geldi. Şuradaki kolan böceği çıkarıp buyurun efendim dediler. Önüne koydular. Şimdi orada bu iş başladı. Bu iş aslında şu son şey diyeyim, en azından 1,5 yıldan beri var. Fakat şimdi bunu yapan bu cemaattir dese, bu cemaatin başındakiler dese, ne bunun izahını yapabilir başbakan o an için ani bir şeyde, ne de toplumdaki şu gördüğün olumlu tabloyu bulma şansı olabilir. Yani millet, ben Anadolu'da dün mesela belki gün işte Elbistan filan, o malum biliyorsun, Maraş'a filan gitmiş, konferanslar verdim, vatandaş konuyu çok güzel okuyorlar, çok iyi okuyorlar. Yani hiç benim tahminim çok çok ötesinde, fevkalade konuya hakimler, meselenin arka tarafını biliyorlar. Ama öyle değil de öbür türlü olsaydı, o yüzden ne yaptı Sayın Başbakan? Bu işi dershane olayıyla bir gündeme gelmiş oldu. Arka planda da bunlar tabii dershane şeyini bahane ederek bombayı patlattılar. Şimdi 2005'te, 2010'da iki kez verilmiş önergeler var meclise. Bunu niye söylüyorum? Sizi doğrulamak için söylüyorum. Orada diyor ki CHP verdiği önerge, araştırılsın önergesini. Devlet içindeki F tipi yapılanmanın ortaya çıkarılması diyor. Evet. Tabii. Eskiden de var. 28 Şubat sürecinde Allah aşkına F tipi, evet, yapılanma, evet, yok muydu? Evet, söylenmiyor var, muydu? Var, devlet bunları demiyor muydu? Dolayısıyla bu hani bizim dönemde daha da bu da nereden çıktı falan. Fakat tabii şu var. Biz muhafazakar bir partiyiz. Yani bizim dini cemaatlerle en azından görünür olarak bir din bildiğimiz tarikatlarla sorunumuz olamaz. Erbakan Hoca işte tam işin ortasındaydın bilirsin. O zaman belediye başkanı falan da yaptın. Efendim iftar verdi diye din adamlarına, adamın malum sorunu yetti. Bir sebebi de bunu gösterdi. Bir, evet, tek değildi ama birkaç sebepten, evet, biri de buydu. Şimdi iftarın alasını veriliyor. Köşkte de veriliyor, her yerde veriliyor. Din adamı çağırılıyor, hahamı çağırılıyor, papa herkes çağırılıyor. Yani çok ciddi bu manada yol alındı. Ama o gün bunlar bir mesele olarak gözüküyordu. Dolayısıyla bizim durup dururken bir tarikatla bir bilmem neyle uğraşmamız doğru olmazdı. Bunun onlar tarafından başlatılmış olması bizim haklılığımızı kamuoyunda güçlendirdi. Yani bunlar olmadan biz böyle bir şeye başlamış olsaydık cadavı diyeceklerdi.
Ve diyeceklerdi ki ya bak ne yaptı kardeşim cemaatte bunlara, ya işte orada dershane, burada bilmem ne oldu da bu adamlarla uğraşıyor. Şimdi şu an 17 Aralık'ta operasyonun hedefi, 25 Aralık'ta operasyonun hedefindeki o yolsuzluk boyutunu millet artık tamam varsa bir ceza alsın diyor ama öbür tarafını iyi görüyor. Yani arka planda bu işin olduğunu. Ya şu tırlar meselesini Allah aşkına bilirsin. Şu evet, tırlar... Siz tweet attınız, büyük evet, olay oldu yani. Olay oldu. Evet. Velev ki bilmem ne diye bir evet, laf ettik. Benim bütün zaten şeylerde bir arada bir ben bu gezi olayından sonra başladım Hüseyin abi bu işlere. Bu efendim sanal ortam dediğimiz, bu arada Fatma'yı unutmayalım yani, kızı çağırdı. Yok Fatma efendim, sorularını soruluyor, hazırlıyor. Evet. Ondan sonra Fatma'nın da bildiği bir alan işte bu. İnternet ortamı vallahi cinler alemi midir, şeytan alemi midir, ruh alemi belli değil. Bir o sanal ortam gidiyor. Yani bir yerden bir şey yazıyorsun, ikinci gün kıyamet kopuyor. Hatta ben o ara işte 2000 kişilik bir liste alırlar verirler filan diye filan sunmuş istihbarat dedim. Efendim bu yapılan paralel yapıyla alakalı. Sabahleyin bir baktım, bugün işte yılbaşı gecesiydi, kıyamet kopuyor. Halbuki ondan bir gün önce bir gazetenin manşeti bu. Evet. Yani 24 saat geçmiş, bütün Türkiye ben duyduğunu zannediyorum. Ne bileyim ben, kimse duymamış. Hükümetin bir kısmının haberi yok. Muhalefetin hiç haberi yok. Basının hiç haberi yok. Nasıl bazı da birbirinden. Benim attığım ufacık bir tweet, sabahleyin bir baktım 7-8 gazetenin manşeti olmuş. Efendim. Hükümet bir taraftan ya hoca bu nereden çıkardı? Yahu ben nereden çıkardım işte, bakın sizin de yakın gördüğü kendi gazeteniz bir nevi, yani sizi daha yakın gördüğünüz gazetenin manşeti bu. Hani başka bir gazete olsa da onu alsam da onu yazsam, dedim ki hocam ya buna güvenilir mi filan diyelim. Öbür taraftan basına diyorsun sen nasıl bunun haberin olmaz yani koca manşetten filan. Neyse o öyle bir gitti. Bu tırlar konusunu demin onu söylüyordum. 2011'den beri gider bu tırlar. Gıda götürür. Ha ben de diyorum ki yahu dedim kardeşim bu kadar ülke orada Amerika'sının bilmem Rusya'sının İran'ın bilmem nelerin gönderdiği silahlar var. Tonlarla var. Bunu herkes biliyor. Bunların savcılar yok mu? Bu tır nereye gidiyor diyen kendi ülkesinde yok mu? Bu efendim dünyada hakikat silah önleme şeyinde bizim savcılarımız maşallah ne kadar gayret girer. İnsan şaşırıyor. 2011'den beri neredeydin 17 Aralık'tan sonra bu işi gündeme getirmeye kalktın. Bunlar bu silahlar nasıl girdi oraya? Ben de tabii dayanamadım. Velev ki silah olsa ne olacak dedim. Yani bu kadar orada Türkmenler öldürülüyor. Birçok insan öldürülüyor. Efendim orada bomba atıyor üzerine. Yani güçlerin dengesi. Birleşmiş Milletler seyrediyor. NATO seyrediyor. Büyük devlet seyrediyor. Adamın bir de dövüyorlar orada. Ne yapacaksın sen? Evet. Yani onun eline bir şey vermişsen evet. Belki bu doğru değil gibi gözüküyor ama güçler dengesi nasıl? O zaman döveni tut bari. Onu da tutmuyorsun. Yani çek bir kenara bari, o da yok. Yani benim aklım, mantığım, vicdanım o şeyi attırdı. Bu sefer de vay efendim bunu mu dedin filan gibi. Zor yani ne söylersen bir yerden patlak veriyor. Ve orada mesela enteresan 56 kişi ölmüş Hatay'da. Savcı hiç öyle bir derdi yok. Bilmem bombalar patlanmış, onlarla alakalı ilgilenmiyor. İki tane tır oradan geçiyor. Vay bunda da silah var bilmem ne var diye kıyameti koparıyor. Ha, ne oradaki mesela? Gayet basit ne oldu? Türkiye'yi efendim 2. Cenevre sözleşme diyorum kongresinin yapılacağı konferansının Suriye toplantısına elini zayıflatmak. Diyecekler ki bak sen de oradaki bilmem dini gruplara silah gönderiyorsun. Bak kendi savcın diyor ha filan. Aratmış bulmuş. Bunu dedirtmek. Nasıl bir şeydir bu? Bu nasıl bir mantıktır? Şu kadar vicdan yok mu? Bu kadar milliyetçilik yok mu? Bu kadar vatanperverlik yok mu? Bu ne kadar görevsinazlık? 17 Aralık'taki öbür şeye bakıyorsun. Efendim, adamın elinde savcının bir şey, kağıtlar var, almış. Diyor ki bas savcı, çolak kadı. Yahu diyor kardeş, bak sen bunu terörle mücadele kanuna sokmuş. Bu buraya girmez. Terör yok, şiddet yok, cebir yok. Bir yolsuzluk olabilir ama bununla bir alakası yok. İki, üç çuval dolusu evrak getirmişsin. Bunlar sen niye dosyalamadın? Ne zaman baktı bunlar çöp çuvalı gibi burada duruyor. Bunların içinde ne var ne yok. Ne ben biliyorum ne sen biliyorsun. Üç. Sen buraya bir liste yapmışsın. Burada efendim benim telefonum var mesela Hüseyin abi. Seni dinliyorlar. Onu Hüseyin'e yazmışlar. Hep kod atlar. Doldursun üçümüzü götürürler. Yani orada kimin olduğu bilen belli. Böyle bir soruşturma olmaz. Dört. UYAP dediğimiz o şeylerin gittiği hani günlük listelerin gittiği. Almamışlar. Almamışlar.
Evet. E peki baştaki savcının haberi yok. Kimsenin haberi yok. Sen aldığından yapacaksın. Buna da başarı diyeceksin. Sonra sorumluluk düştüğü zaman da İstanbul Emniyet Müdürü gidecek. Buradan bas savcı gidecek. Oradan vali gidecek. Alt taraf bunu yapacak. Bunu söylerse bu yasak olacak. Söylememesi gerekecek. Ben de burada göre yapayım. Nasıl öğreneceğim? Ben de ona MİT mi takacağım? İstihbarat mı takacağım kendi elemanıma? Böyle bir şey olabilir mi yani? Mantığa bakın Allah aşkına. Şu yapılanmaya bak. Efendim. Neyse bunu ver filan diyor. O gün oradan basın mensubu anlatıyor. Hocam diyor. Bir bas savcıya koşuyoruz. Bir savcıya koşuyoruz. O çekiyor dosyayı. Bu çekiyor dosyayı. Hale bakın. Şu savcıların haline bakın. Durumuna bakın. Sonra da baktı ki başaramayınca diyor. Servis etmeye başladı diyor şeyler. Dağıtıyor filan. Bildiri dağıtır gibi filan. Bu ne gayret keştik? Niye sen bu dosyaya bakacaksın kardeşim? Savcı diyor ki bas savcı. 5 tane savcı görevlendirdim. Bırak bırak şimdi yani madem böyle bir sıkıntılı dosya bu. Tamam sen görevine vallahi bir suç varsa zaten kapatamayız. 5 savcının 5'i de birden kapatacak hali yok ya bu. Bu kadar gördük açık bir şeyler. Buradan belli ki militancı harekettir bu. Bir tarafa çalışmaktır. Şimdi gelelim bunun cemaatle olan boyutuna. Bunu söyleyeyim de başka bir takım soru alalım. Şimdi... Tabii bu konu gündeme geldiğinde cemaatin bir defa şunu söyleyelim. Cemaati benim de sen de bilirsin. Çok yakın dostlarımız var. Görüştüğümüz, konuştuğumuz arkadaşlar. Ben yıllardan beri efendim ABAD platformunun kurucusuyum ben. ABAD platformu 28 Şubat sürecinde kuruldu. Vallahi cemaatin adını duyan kaçıyordu. Ben gittim oraya ben. Ben gittim onun kurucusuyum. Kolay bir şey değil. Bize deli misin diyorlardı. Bunu kurduğumuz zamanlar. Dolayısıyla Amerika'ya gittim. Hoca Efendi bunun da yerde kaldım, bizi misafir etti filan, benim çok yabancı olduğum insanlar filan ne çok dostlarımız var. Onların ben yüzüne söyledim bunu. Yani burada söylediğimi gizli kapaklı diye oturduk konuştuğunda da söyledim ki kardeşim. Şurada yanlışlar var. İşte paraleldir, başka bir yapılanmadır ama devletin içinde farklı telden çalan bir yapı var. Bunun gücünü ben bilemem ne kadardır ne kadar değildir, ben de istihbarat demişim ama böyle bir şey oldu yansımalardan belli. O zaman... Bunu kim yapıyor? Şimdi burada bir yanlış yapılıyor. Bu yanlış yapılana hükümet de hedef alan bu yanlış yapılanma hükümet kendini savunmak için işte düzenlemeler yapıyor, bir şey yapıyor filan. Bakıyorum diyorsunuz ki siz biz bu işte yokuz. Vatandaş bana soruyor. Demin o sorduğun soruyu bana da başka türlü soruyor. Peki hocam diyor yani bunlar biz yokuz diyorlar ise o zaman 4-5 tane kanal, 4-5 tane efendim gazete 24 saat neden hükümet aleyhine, bu şeylerin lehine? Feci bir şekilde. Evet. Feci bir şekilde. Evet. Vur Allah vur. Niye bunu yapıyorlar dediği zaman ben buna cevap veremiyorum diyor. Evet. Efendim onlar da yapıyor. Dedim ki bırak onu. Evvela sen bir sus. Bak bakalım onlar ne yapacak. Hocam ben göre... bu programda, bu kriz masası programında ta ilk başta bu iş ortaya çıktığı zaman bir çağrı yaptım. Dedim muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bu işe derhal el koymalı. Derhal. Tabii. Çünkü bu işin sonu iyi değil. Memlekete hiç beklenmedik zararlar verir dedim. Bunu daha sonra zararlar ortaya çıktıkça tekrarladım. Bir arada dedim ki artık bu mevzuyu konuşmayacağım bile. Çünkü muhatap bulamıyorum karşımda. Tabii, tabii. Muhataptan ses gelmiyor dedim. Fakat daha sonra da bu işin yani bundan bir evvelki programda da bu işin bir tek yolu var. Eğer bu işin suçlusu kendileri değillerse çıkıp cemaatine talimat vermeli dedim. Kesinlikle. Sayın çok... Bülent Arınç da aynı şeyi söylemiş Bursa'da. Tabii, diyor ki tabii. Biz diyor işte bekliyoruz kendisinden bu işe müdahale etmesin. Tabii, neden? Çok çünkü doğru, çok biz doğru. Aynı yolun çok yolcularıyız. Çok böyle doğru. Şey olur mu? Memlekete büyük zarar çok verilir. Doğru, çok ama doğru. Ben bu işi biraz şöyle anlıyorum hocam. Özür dilerim sizden. Bülent Arınç Bey'in açıklamalarını. Bunların yaptığı bu kadar açık net bir savaş tabana yayıldı. Yani bakıyorum Avrupa'da çocuklar oturuyorlar başbakan aleyhine, tabii hükümet öyle, aleyhine öyle. Ağza alınmayacak öyle, şeyler. Öyle. Yani beyinleri yıkanmış tabii bir şekilde. Şimdi buna rağmen Bülent Bey'in işte hala ya gelin de işte efendim ama camianın yıpranmaması lazım. Hoca Efendi de yıpranmasın bilmem ne biz gene yani bu yumuşaklık biraz geride kaldı gibi geliyor bana. Evet, bu siyaseti maalesef. Terk etmek lazım. Evet, yani Sayın Başbakan şöyle derken Bülent Bey de
tamam doğru söylüyor başbakanımız dedi zaten yani. Tabii başbakanımızın konuşmalarında evet. söyledi yani diyor evet. ki bu diyor sadece artık bir dershane kapatmamaktan çıktı. Evet. Başka bir şey varmış evet. arkasında diye kendi evet. söyledi. Evet ama daha hala evet. bu işi siyasete yumuşatmaya çalışıyor olmak biraz... Zannediyorum gönlü razı gelmiyor. Ama benim de gönlüm evet. razı olmuyor da olanlar bile... Evet tabii yani... tabii yani evet. gönlü razı gelmiyor şu işte yani yukarıda bir yapılanma var. Bu yapılanmanın işte devlet içindeki bir takım savcıları, vali, kaymakamdır, validir, polistir yanlışları var. Biz bu yanlışları demek istiyoruz. Bu cemaatin tamamına mal eti verin. Ben de diyorum ki tamam eti verelim ama şimdi bu şeyin başında bir malum bir zat var. Bunların müdahaleleriyle bu iş durabilmeliydi o sizin dediğiniz evet. Dönemlerde ama olmadı. Tabii ortaya çıkan ses kasetleri de bunu maalesef evet. Farklı bir şeye çekiyor. Yani onlar da dinlediğin zaman sağlıklı şeyler yok. İşte şu kadar vekil ayrılacak deniyor. Hocaefendi görüşmelerinde bunlar var. 78 vekil çıkacak deniyor. AK Parti düşecek diyor bilmem ne deniyor filan. Yani üzülüyoruz sonuç olarak. Ama dediğim gibi biz halkın yani oy veren bu insanlara ya da destek olan gönül veren insan tamamını bir cadava gibi bir hedef tahtası yapmayı doğru bulmam. Yani bu yanlış bir yolu. Çünkü Anadolu'da o kadar insan var ki kesesinden çarpıyor, şeyinden kesiyor, çocuğunu oraya veriyor, okutayım diyor, para yardım ediyor, bilmem ne yapıyor filan. Şimdi o insanların biz efendim gönlünü almak durumundayız. En azından gerçeği biz anlatmak durumundayız. Tabii zannediyorum burada Bülent Bey'in söylemeye çalıştığı biraz içindeki o buruklu kırıklıktan kaynaklansa evet. gerek. İstemiyor böyle bir şey olsun ama söylediğin çok doğru maalesef o boşluğu açtı bu iş. Evet. Yani o dediğin noktanın öte tarafına geçti evet. bu iş. Ve başbakanın çok sert konuşmaları bana şunu gösteriyor. Benim senin bilmediğin çok farklı bilgi var elinde. Doğru. Demek ki. Evet. Ben öyle görüyorum. Yoksa evet. başbakan niye böyle bu kadar sert, bu kadar ağır konuşsun? Doğru. Yani bilmiyorum ama biz... Ama başbakan da şu ayrımı yapıyor gittiği yerlerde. Biz bu cemaate gönül vermiş alt tabakadaki insanlarımızı her zaman ayrı tutuyoruz. Evet. Ve diyor. Çünkü şimdi önümüzde bir seçim var mesela. Cemaat efendim AK Parti'ye oy verecekmiş. Başımıza taş yağacak herhalde. Yani diyelim hadi yukarı kesim buna karar verdi. Ben itibar vermem. Niye vermem? Ya şimdi bugün bu cemaatin yolu olarak bildiğimiz Bediüzzaman Hazretlerinin daha hala mezarı bilinmiyor. Bunu yapan CHP Türkiye'de. Öyle. Menderes'in evet. asılmasından sonraki dönemde evet. bu şey kayboldu. Bilinmiyor. İşte efendim Isparta'nın bilmem neresinde, bilmem nerenin neresinde, Diyarbakır bilmem neresinde 4-5 yerde söyleniyor. Bunu yapan böyle bir parti. Daha demin de söyledim. 2004 ve 2012 defa F tipinin efendim işte yapısının ortaya çıkarılması için önerge vermiş bu adamlar. Şimdi gidecek bu insanlar bu partiye neyi verecekler? Nasıl verecek, nasıl edecek bunu bilemiyorum. O zaman insan aklına çok başka şeyler geliyor. Yani hedef ne? Yani bir insanın bir yere giderken, rey verebilirken böyle bir tarikat olarak düşünmesi gerekir. Yani nasıl vereceksin sen bunu? Efendim ben o yüzden bu tabanın buna çok itibar edeceğini düşünmüyorum. Önümüzde seçim var. Yani o insanlar gidip de gönül rahatlığıyla orada... Evet, ama duyuyoruz işte CHP'ye çalışanlar filan deniyor işte evlere dolaşıyorlarmış filan bizim siyasetçi olarak evet. kulağımıza gelenler. Yani ben gözümle görmedim ama dostlardan çok böyle bilgiler geldi. Olabilirdi hocam yani. Üzülüyor. Evet. İşte. Fakat isterseniz konuyu değiştirelim hocam şu demokratikleşme paketiyle ilgili. Fatma'nın bir sorusunu alalım ben. Fatma ne soracak bir dinleyelim bakalım. Fatma hukuk öğrencisi, evet çalışkan bir kızımız. Öncelikle çok memnun oldum hocam sizinle kürsüle denk gelemedik. Öyle oldu nasip olmadı. Benden kaynaklı ben bırakıp çünkü siyasete gittim. Seninle bir alakası yok. Orada kalsaydık dersine muhtemelen ben giderdim ama işte ayrısı. Çok memnun oldum. Şimdi öncelikle size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de 24-61-82 anayasaları, hı hı. sizin döneminize denk gelen son iki tanesi ve sürekli çok dinamik ve istikrarsız bir yapıda bu bağlamda Türkiye. Doğru. Sizce benim neslimde ben daha çok anayasa değişikliği görecek miyim? Sürekli bu paketler, bu dinamizm bir süre sonra duracak mı ve şu an en başında söylediğimiz gibi ufukta görünmese de sivil bir anayasa Türkiye'de mümkün müdür? Hı.
Şimdi tabii anayasa Türkiye'nin kronik bir sorunu. Yani yeni bir konu değil. Benim çocukluk yıllarımda, işte Hüseyin abi daha tecrübeli, kıdemli, yıllardır işin içinde, efendim, çalkantılı bir süreç. Tabii anayasanın önemi nereden kaynaklanıyor? Özgürlükler bölümünü düzenliyor ve devleti kim yönetecek? Bunu düzenliyor. Önemli bir metin tabii o manada. Ama tabii metnin böyle önemli olmasına rağmen bugüne kadar anayasa yapamamamızın önemli nedenlerinden birisi bence millete güvensizlik var. Milli iradeye güvensizlik var. Şimdi mesela Menderes öncesinde, 50 öncesine bakın Atatürk'ün anayasaları var. Senin şöyle de 20 var, 24 var filan. Cumhuriyet yıllarının ilk anayasaları bunlar. Bunlara baktığın zaman öz olarak yetki tamamıyla meclise vermiş. Yani millete vermiş. Diyor ki bu milletin tek ve gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Tüm diyor yetkiler diyor burada tecelli ve temerküz eder. Burada birikir, burada toplanır diyor. Yani mutlak bir meclis hükümeti modelini şey yapmış ve birinci elden yetki oraya vermiş. Tabii bu 50'ye kadar gelip de darbe olunca haliyle memlekette Menderes asıldı. Menderes'ten yanında iki tane bakan asıldı. Efendim. Ve Menderes'i niye astılar? Bu milleti sevgilisi oldu ve asmasalar sürekli seçilecek konum ve durumda bir kişi. Onu bildiği için de korkularından astılar. Şimdi bak ben hem sana bir bilgi vermiş oluyorum. Menderes'in bir gönderdiği mektup var verdiği. Orada yasada da yatarken efendim Beyazettin Emre diye bir Muş milletvekili var. Orada diyor ki çocuğun birine Ethem diyorum çocuğun adı ismi neydi çocuğum burada yazmamış. Neyse nöbetçiyim şu an yanında. Adını da sormuş ama yavrum diyor nerelisin Muşluyum diyor. Kıyasettin Emre'yi tanıyor musun? Tanırım diyor. Bir mektup versen götürür müsün? Götürürüm diyor. Mektupta kısaca şunu yazıyor. Bunun işte duyurulması filan diye bir nevi veda mektubu. Diyor ki o günün CHP'sine dilimden kopmayacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölümü sizi ebediyete kadar takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Ama bunu buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir diyor. Şimdi tabii Menderes'in bu asılma hikayesi milli iradenin hiçe sayıldığının en önemli noktasıdır bu anlattığım yer. Bu noktada artık yeni anayasa yapan 61 anayasasını yapan 61 ve 82 yapan darbeciler efendim millete güvensizlik esas üzerine kurdular. O zaman ne yapalım dediler? Ya bu anayasaya yazalım ama egemenliği yetkili organlar kullansın. Kim kullanacak yetkili organlar? Yasama, yürütme, yargı kullanacak. Bizim bildiğimiz bu. Ama bunun yanında bir bakıyorsun, üniversite bir tarafından tutuyor, yok başkanı bir zaman egemenliği ben de bir parçasıyım diyor. Yani itfaiye eğer gücü yetsen hortum alıp ben de bir yerine tutacağım dedik. Böylece egemenliğin sahibi ortada kalıyor. Bu bir. İki, Türkiye'de bu anayasa yapma noktasında bir başka husus, oylar farklı algılanıyor, tartılıyor Türkiye'de oylar. Oylar sayılmıyor Türkiye'de. Yani köylünün, işçinin, çiftçinin verdiği oylar daha hafif oylar oluyor. Ama belli bir yerlerde yatan gettolardaki o bildiğimiz efendim oluşmuş zengin biraz da kalburüstü kesimi yazarın çizen oyları daha farklıymış gibi. Hukuk nezdinde değil. Bu piyasa olarak söylüyorum. O zaman da ötekide itibar edilmiyor. Mesela 95'te Refah Partisi birinci geldi. Erbakan Öcü sen dinlen dediler. Onu kenara çektiler. Niye sen yüzamlısın? Ulan ben o oylarda eğer birinci olmuşsam beni sen nasıl kenara çekersin? İkinci gelen partiden efendim başbakan yaptılar. Üçüncü gelen partiye buna destek ol dediler. Altıncı gelen CHP'ye de meclis başkanlığını verdiler. Böyle bölüşüyorlar kendilerine göre. Yani Türkiye'de evvela bu anayasa yapma noktasında birinci etapta sandıktan çıkan ileride güvenmek gerekiyor. Ha şimdi bu gerilerde kaldı epeyce. Biz bunda bayağı bir yol aldık. Gerilerde kaldık. Ve yeni anayasa yapmak üzere de demin Hüseyin abinin söylediği bir şey var. Biz büyük fedakarlık yaptık hakikaten. Ne yaptık? İşte dört partinin dördüne eşit temsil imkanı verdik. Evet. Yani AK Parti'nin üçte bir oranında olan efendim CHP 3'üye verdi. 6'da bir oranındaki MHP 3'üye verdi. 10'da bir olan 26 vekil olan BDP de 3'üye verdi.
verildi ama bu anayasanın yapılamamasının önemli bir nedeni o dört partinin dördünün de anlaştıkları bir 15 maddelik iç tüzük var. O iç tüzüğün bir maddesi esas bunu engel olur ama başka da çare yok. O madde şu, o iç tüzükteki çalışma iç tüzüğünde her madde mutlaka dört partinin dördünün de katılmasıyla, olumluluğuyla gerçekleşiyor. Şimdi dört maddenin, dört partinin her birinin dördünün de bir maddede anlaşması mümkün gözükmüyor. Yani şimdi hadi diyelim biz daha bir orta yol bulup yanaşabiliriz. Ama bir BDP ile MHP'yi aynı noktada tutmak kolay olmuyor. Öyle olunca da diyelim üç tane parti evet dedi, dördüncü parti yok dediği zaman anayasa yapılamıyor. Buna rağmen 60 madde malum yapıldı. Gelin dedik şunu çıkaralım şu 60 maddeyi. Dört parti anlaşmış. Yok efendim buna da yanaşmıyoruz. Yani muhalefetin biraz bu anayasa yapma noktasında gevşeklikleri var. Şimdi tabii yeni anayasa efendim yapılmış olsa, bu tabii şimdi bundan sonra söyleyeceğim benim şahsımla alakalı bir, daha doğrusu benim şahsi görüşüm, partimin de elbette ki belli oranda bir görüş ama biz parti olarak başkanın modelini savunuyoruz. Şimdiki üç partinin üçü oturmuşlar parlamenter model, şimdiki sisteme devam diyorlar. Ben bu modeli hiçbir zaman görmedim. Yani bu memleketi kurtarıcı görmedim. Demin görüştüğümüz eğer Türkiye bölgesinde bir güç, bir küresel aktör olmak istiyorsa bunun bir tek çıkış yolu başkanlık modelidir. Başka çare yoktur. Çünkü bugünkü model İngiltere'nin kokuşmuş İngiliz sistemidir. Ve bu model dünya hayır getirmemiştir. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Yeni bir anayasa olsaydı, adı da parlamenterizm olsaydı, sıfır taze ya bir anayasa olsaydı bile bu arabanın modeli sakat. Bu araba kaza yapan bir araba modelidir. Yani hani niye yapılmadı? Tamam üzer bizi. Yapılsaydı yani beni tatmin etmez. Beni. O yüzden yani yapılmış yapılmamış şahsım için bunları söylüyorum. Bunu partim açısından ayrı bir mesele. Ben çok çünkü özele danışmanlık yaptım. O yıllardan beri yazdık çizdik. Biz konuya farklı bakıyoruz. Çünkü bakın bu modelin risk modeli olduğu için bu parlamenter modelde yeni anayasada yapsan koalisyon mantığı yapısı perişan ediyor. Yani küçük partilere fevkalade fazla imkan veriyor bu model. Şimdi mesela koalisyonlarda biz geldik 36 bakanlık vardı. 36 bakanlık biz 23'e düşürdük. 4 tane parti bir araya geliyor koalisyon kuracak. Bu özelleşmeye farklı bakıyor. Bu federal yapabilmem farklı bakıyor. Bunun dış politikası ayrı. Bu Suriye'de kanka, bu Suriye'de düşman. Şimdi nasıl bunları bir araya getirip ortak bir cila çıkaracaksın? Ve çıkmıyor. Çıkmadığı için Türkiye'nin rutin işleri görülüyor. 10 yıldır bakmayın bizim, senin tabii 10 sene önce zannediyorum ki Türkiye böyle, Türkiye böyle değil. Türkiye sürünüyordu. Şöyle abi bilir. 2000 öncesi Türkiye, ben konferanslara gidiyordum. Millet bana hocam memleket hali ne olacak diyordu. Memleket perişan. 1990-2000 arasında perişan olmuş. Efendim işte 1970-80 arasında 17-12 tane hükümet kurulmuş. Bak ben bir rakam vereyim size. Şu anda 61 nolu hükümet var Türkiye'de. Yani Cumhuriyet tarihinden bu tarafa 61 hükümet kurulmuş. Bunu 4 ile çarpsa, yani 4 yılda bir hükümet kursaydık biz, 244 yapıyor. Bu aslında şu demektir. Efendim 90 yılda, Cumhuriyet'in 90 yılında kurduğumuz 61 hükümeti biz esasen 244 yılda kurmamız lazım. Evet. Yani siz şu şeyin başındaki sorumlu müdürü diye Hüseyin abi ya da başka iki ayda bir, bir ayda bir değiştirin şu programı katiyen yapamaz. Diyelim ya. Bu böyledir ya. İstikrar denen bir şey var. Senin o sınıfındaki hocayı ikide bir değiştir filan, kim ne soracak, ne öğretecek, ne yapacak bulamazsın. İstikrar çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu model bunu imkan vermiyor. Biri biriktirip biri yiyor. İşte Menderes çalışmış, koalisyon bitirmiş. Demirel biriktirmiş, koalisyon tüketmiş. Özal biriktirmiş, koalisyon yemiş. Tayyip Bey doldurdu, koalisyon bitirir. Ne zaman bilmem ama bitirir. Bu sistem bitirir çünkü. Sistemi kendi sakat. Konunun şeyle alakası yok. Yani anayasa efendim bunu başkanlık modeline geçerse ancak Türkiye'ye bir huzur gelebilir. O da maalesef bizim üç partinin üçü de parlamenter model diyor. Başka da bir şey demiyor. Bundan dolayı bu anayasa biraz da bundan yapılamadı. Efendim biz hatta onlar dedik ki kardeşim biz başkanın bu modelini sunduk ama
Belki de sınıfta falan söylüyorlardı. Bunlar da konuşuyorsunuz. Biz şeyi tıkamadık. Evet, bizim sistem başkanı kurdun ama dedik ki muhalefete, siz oturun üçünüz birden parlamenter model esasından bir anayasa yapın. Evet, biz bu moda karşıyız ama gene de Türkiye'yi hani bir anayasa yapmış olmak adına evet diyeceğiz. Dedik yani. Hani bunu söyledik. Yani siz üçünüz anlaşın, biz buna varız dedik. Anlaşamadılar. Anlaşamadılar. Bırakın onu, dört partinin anlaştığı şu 60 maddeye gelin geçirelim diyoruz. Buna da yanaşmıyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkan benim gördüğüm şu, mecliste böyle dörtlü beşli partilerin oturup bir anayasa yapma şansı yakın gelecekte gözükmüyor. O zaman millet eğer 2015 seçiminde biz ya da başka bir partiye, en yakın şu an biz gözüküyoruz, gerçekten 330 üzerinde ciddi bir rakam verirse, 326 bizim 4 üyeyle yapamadık onu. Bize diyorlar ki ya 4 adam bulamadınız mı canım? 4 adam buldun da 4 de senden gider. Bu bir gizli oynama sonuç olarak. Yani senin oradan 4-5 adam, nitekim biz mahalli idare seçimlerini ön alalım dedik Ekim'e. Bu seçim, şu Mart'taki seçim Eylül'de olacak Ekim'de. Niye olmadı? Bak hem de MHP ile beraber sayımız fersah fersah gittiği halde. 367 çoktan geçtiği halde referandumsuz. Geçmedi vakit. Niye belediye başkanları aradılar vekilleri? Ulan bizi niye 7-8 ay önceden önümüzü kesiyorsunuz? Gidip gelmemek var, gelip dönmemek var filan diyerek. Onlar da efendim gizli oylamada red verdi ve kabul vermedi. Dedi gitti işte. Bırakın bizi, Özal döneminde de aynı şey olduydu. Efendim hatta referanduma gidildi, reddettiler. Dolayısıyla yani anayasa yapma konusu zor bir alan, zor bir konu. Ama ben çok farklı baktığım için konuya, yeni bir anayasa yapılmaması beni üzmüyor. Ha, memlekete söz verildi, iyi olurdu başkanlık modeli gelmedikçe. Kitabımın sonu şöyle bitiyor. Ya başkanlık ya pişmanlık. Şey bu. Peki ümit var mı size göre hocam? Yani başkanlık sistemine geçebilir mi Türkiye? Efendim geçmek zorunda Hüseyin abiciğim. Bak açık söylüyorum. Yani ölürüz kalırız, Allah hepimize uzun ömür versin. Ama Türkiye bu modelle inan gitmez. Şimdi 2014'ün Ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçimi var. Ne diyor? Cumhurbaşkanı halk seçecek diyor. Bu kavgaların biraz da sebebi bu aslında. Evet. Tayyip Bey'in nasıl keseriz? Plan proje bu esas. Efendim. O yüzden de demin güzel söylediniz. Bu seçim bir mahalle seçim falan değil artık. Evet. Bu genele yönelik. Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı'na yönelik. AK Parti'nin bir anlamda geleceğini belirleyecek bir seçim. Yani şahıs bazından öte artık gene millet ne yapıp yapıp adayı sevmese bile AK Parti adayına oy vermesinde yarar var bizim açımızdan. Yoksa normalde biliyorum mahalli seçimde oradaki adaylar daha bir halka yakınlığı, uzaklığı bilen şey yapar ama biz gene de vatandaştan adayın yanında partiyi de aman aman ihmal etmeyin diye bir arzumuz oluyor. Bunu da burada böylece söylemiş olayım ben. Efendim, tabii yakın gelecekte var mı yok mu ben göremiyorum çok. Yani bunun bir tek yolu yeni seçimde bir siyasi parti güçlendirerek ancak yapılabilir. Fakat bir şey daha söyleyeyim Fatma, sorun üzerine, o da şu. Şimdi Türkiye'de evet 1980'lik anayasa şu an var ama o 80'lik anayasa artık askerin yaptığı ilk halinden çok uzaklaştı. Çok uzaklaştı. Yani hani bu anayasa çok çok kötü değil artık. Evet ilk zaman kötü ama bugün için o. Hadi değişiklikler yaptı. Çok çok yani mesela 85 tane madde değişti. Bunlar hatta bir madde birkaç defa değişti. 115 noktaya teşebbüs edilmiş. Ve bunların da neredeyse tamam olumlu değişikliği. 17 kere değişmiş. Hele şu bizim son 26 maddelik paket gerçek anlamda bir paket olmuştu. Bunu da burada belirtmiş olayım. Yani bu anayasa parlamenter seçimde kalacaksak, onu söylüyorum, bu metin yeter aslında. Yani milletin kaygılaması çok gerek yok. Başkanlığa geçersen bir anlam var. Şimdi ben önümüzdeki tehlike söylüyorum size. Şimdi başbakan diyelim Tayyip Bey ya da işte başka bir şekilde bizim arzumuz o, Cumhurbaşkanı oldu. Oldu diyelim %70'den geldi ikinci turda. %70'den geldi. %51 alması lazım en az. İkinci turda %70'den geldi. Önümüzdeki yıllarda bir koalisyon doğdu Türkiye'de. %20 ile gelen bir başbakan. Zamanında geldi. Evet %20 idi. Efendim. %20 ile gelen bir başbakan düşünün siz. %80'den %70'den bir cumhurbaşkanı, %20 ile bir 3,5-4 kat daha halk nezdinde bir meşruluk temeli var. Bir dayanağı var. Anayasanın verdiği yetkiler de var. Bu anayasa cumhurbaşkanına biliyoruz anlatmışlardı size. Normali çok öte yetkiler vermiş.
normal parlamenter rejimi aşağı yetkiler vermiş. Şimdi bu yetkilerimi kullanacağım deyip de başbakana biraz böyle sıkıştırmaya kalkarsa alsana rejim krizi. Böyle bir şey yok iken yani halkı cumhurbaşkanı seçmediği halde Demirel döneminde de, Özal döneminde de yakından biliyorsun, Çiller'le Demirel geçinemedi, kızım dediği halde aynı şeyde Mesut Yılmaz'la efendim Özal geçinemedi, şeyle Akbulut'la Özal geçinemedi. Bir Mesut Yılmaz'la Demirel geçindi, o da partiler ayrı ama orada başka bir mezhep meşrep birliği var, o başka bir şey, arka planı var o işin bizim bilmediğimiz. Evet. O bir maya birliğidir yani, o evet. Ayrı bir şeydir. Dolayısıyla şey ayrı yani. O olayın bir başka tarafı demek ki şunu anlatacağım buradan yani başkanı bu denine Türkiye şu an geçmese bile mecburen 2014 Ağustos'tan sonra fiili bir yarı başkanlık bu denine Türkiye geliyor. Evet. Fiili bir yarı başkanlık. Ben de diyorum ki muhalefete gelin oturalım. Hiç olmazsa madem tam başkanlığı istemiyorsunuz. Parlamenter rejimde de işte olmadan anlaşamadık yine bir anayasa. 21 maddelik, 25 maddelik neyse 15-20 maddelik bunlar için alan yarı başkanlık modeli, Fransız modelini esas alan bir anayasa getirelim. Yani bugün gene şu bu yapılır. Bu seçimden sonra gene yapılır. Evet. Zaman geçmiş değil yani. Bunu yapabiliriz. Bunu da bu vesileyle ben bir kez daha söylemiş olayım. Muhterem şimdi hocam bizim zamanımız şunu bitireyim. Bitiyor. Ha, bitti. Yarım dakika kaldı. Tamam. Evet. Şu gördüğümüz metin Amerika'nın anayasası. 7 madde. Evet. 300 milyonluk nüfus. Efendim bu anayasayla yıllardır yönetiliyor. Evet ekler filan yapıldı. Onun 5-20 ekler filan var ama arkasında bir şey yok. Yani demek anayasa uzunluğu kısalığı da bir şey ifade etmiyor. Yani çok uzun anayasa, iyi anayasaydı tabii kötü anayasadır. Efendim dünya lideri olmuş bununla bunlar. Ben de bunu böylece söylemiş olayım. Çok teşekkür ediyorum ben de. Hocam ağzınıza sağlık. Size çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Fena olmadı herhalde inşallah. Şeref verdiniz programımıza. Allah razı olsun. Sizi yorduk. Estağfurullah, estağfurullah. İnşallah biliyoruz. İnşallah bütün çalışmalarınız memleketimizin hayrına olur. İnşallah. Şimdiye kadar hayrına olduğu gibi. Değerli izleyicilerimiz, bir kriz masası programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.